Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Ben Serdar Hoca. Miray yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere sözcükte anlam olaylarından, kalıplaşmış söz gruplarından 7. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda numaralanmış atasözlerinden hangisinin yakın anlamlısı aşağıda verilmemiştir diyor. Bakın verilmemiştir diyor. Önce isterseniz atasözlerimize bakalım. Üzüm üzüme baka baka kararır. Ne anlama gelir arkadaşlar? Sana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Ya da sen kiminle oturup kalkıyorsan aynen onun gibi olursun. Onun huyundan edinirsin anlamına gelmektedir. Seçeneklere baktığımızda ise mızrak çuvala sığmaz, deve boynuz ararken kulaktan olmuş, el kazanıyla aş kaynamaz, isin yanına varan is, misin yanına varan mis olur. Bakın, üzüm üzüme baka baka kararırla D seçeneğinde yer alan isin yanına varırsan is, misin yanına varırsan mis kokarsın. Yani kiminle arkadaşlık ediyorsan onun huy ve davranışlarında kazanırsın ya da onun huy ve davranışlarını elde edersin anlamına geldiği için biz D seçeneğini elemiş oluruz. Çünkü bu D seçeneğiyle uyuşmaktadır. İki numaralı atasözüne bakacak olursak, Ağustos'ta beyni kaynamayanın zemheride kazanı kaynamaz. Ne anlama geliyor arkadaşlar bu? Sıcak soğuk demeyip çalışarak geleceğe hazırlanan insan ileride sıkıntı çekmez ve rahat eder anlamına geliyor. Seçeneklere baktığımızda bakın, yazın başı pişenin kışın aşı pişer. Aynen bu anlama gelmektedir. O yüzden ben bunu E seçeneğiyle eşleştirebilirim. Bunu da elemiş oldum. Güneş balçıkla sıvanmaz. Peki arkadaşlar, güneş balçıkla sıvanmaz ne anlama gelir? Gerçekleri uzun süre saklamak zordur anlamına gelir. Seçeneklere baktığımızda ise bakın, mızrak çuvala sığmaz atasözüyle aynı anlama yani yakın anlama geldiği görülmektedir. Bunu denemiş oluruz. Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz atasözü ise az ile yetinmeyen çoğu elde etmenin fırsatını kaçırır anlamına gelir. Peki bu nerede var? Bakın bu da arkadaşlar B seçeneğinde deve boynuz ararken kulaktan olmuş atasözüyle yakın anlamlıdır. Bunu denemiş oluruz. Burada el kazanı ile aş kaynamaz atasözüne yakın anlam bir atasözü bulunmadığı için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. İkinci soru, bazı atasözleri sosyal olayların nasıl meydana geldiğini uzun gözlem ve deneyim sonucunda tarafsızca ortaya koyar. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi buna örnek gösterilemez diyor. Adamın canı çıkacağına canı çıksın. Bu ne anlama gelir arkadaşlar? Herhangi bir konuda adının çevrede olumsuz bir şekilde anılmasının kötü olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla sosyal bir olay neticesinde, gözlem neticesinde ortaya çıkmıştır. O yüzden biz bunu elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. Ne demek bu? Aynı şey bizde bulunduğu halde bir başkasında bulunan malı daha değerli, bizimkinden daha iyi, daha üstün görme haline denir. Bu da arkadaşlar deneyim neticesinde, bir gözlem neticesinde yani sosyal bir olay neticesinde elde edilmiş bir atasözüdür. Bunu da elemiş oluruz. Danışan dağı aşmış, danışmayan yolu şaşmış. Bunun anlamı ne peki? Bilmediği şeyi bilene soran en güç işlerin altından kalkar. Fakat sormayan ise o güç olan şeylerin altında ezilir, yuvalanır gider anlamına gelmektedir. Bakın bu da bir gözlem neticesinde oluşmuş, sosyal bir olay neticesinde oluşmuş atasözüdür. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneğine bakacak olursak, evlinin bir evi var, evsizin bin evi var. Yani evi olan yalnız kendi evinde oturur. Fakat evi olmayan kiracı da olsa seçer seçer beğendiği evde oturur anlamına gelir ki bu da uzun bir gözlem neticesinde, deneyim neticesinde oluşmuş atasözüdür. Bunu da elemiş oluruz. Fakat E seçeneğine baktığımızda dut yaprağı açtı soyun, döktü giyin. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Sıcaklar geldi, havalar ısındı. O zaman ne yapabilirsin? Üstüne rahat kıyafetler giyebilirsin. Fakat dut yaprağını döktüğü zaman soğukların geldiğini bildirir. O yüzden de kalın giyinmek gerektiğini gösterir. Arkadaşlar bakın burada bir sosyal olay yok. Sadece bir gözlem var, tamam mı? Sosyal olay olmadığı için doğadaki bir olayın gözlemlenmesi söz konusu olduğu için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cümleye herkes hepsi anlamı katmıştır. Kadınların acı acı bağırdığını duymuş, çok üzülmüştüm. Arkadaşlar bakın burada acı acı sözcük öbeği ikilemeyi oluşturur. Peki burada acı acı sözcüğü ne anlamına gelir?
üzüntü anlamına gelir. Herkes hepsi anlamına gelmediği için bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Tüm köylüler ellerinde kazma kürek tarlalara gidiyordu cümlesinde kazma kürek eline ne geçirdiyse anlamına gelir. O yüzden bunu denemiş oluruz. Bu gruptaki kişilerin yalanlarının haddi hesabı yoktu cümlesinde haddi hesap arkadaşlar ikilemedir. Burada sınır anlamına gelmiştir, tamam mı? Sınırı yoktu anlamına gelir. Bundan dolayı biz D seçeneğini denemiş oluruz. Askerler adım adım yavaş yavaş büyük bir sabırla ilerliyordu. Adım adım yavaş yavaş usul usul anlamına gelir. Herkes hepsi anlamına gelmediği için bunu denemiş oluruz. Fakat B seçeneğinde yer alan büyük küçük tanıdık tanımadık kim varsa düğünde çok eğleniyordu. Bakın herkes hepsi kim varsa düğünde çok eğleniyordu. Buradaki ikilemeler arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi herkes hepsi anlamına gelir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, numaralanmış cümlelerin hangisinde geçen deyimler anlamca birbirine en yakındır? İşçilerin ağzı dili kurumuştur resmen. Ağzı dili kurumak arkadaşlar ne anlama gelir? Susamak anlamına gelir. Yaşlı kadın ağzı var dili yoktu sanki. Burada da arkadaşlar sessizdi anlamına gelmektedir. Korkudan olsa gerek ağzı dili bağlanmıştı. Konuşamaz duruma gelmişti arkadaşlar anlamına gelmiştir. Ağzım dilim tutulaydı da sana bunları söylemeseydim cümlesinde yine aynı şekilde konuşmasaydım da bunları sana söylemeseydim anlamına gelir. Görmüş olduğunuz gibi 3 ve 4 numaralı deyimlerin aynı anlama geldiği görülmektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru, bu parçadaki numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır? Dilimizde yüz sözcüğü ile ilgili birçok deyim kullanılmıştır. Söz gelimi yüz çevirmek, gösterdiği ilgiyi kesmek anlamına gelmiştir. Doğrudur arkadaşlar, bunu elemiş oluruz. Yüzü suyu dökmek, onurunu sarsacak derecede yalvarma, bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Yüzü kasap sürgeriyle silinmek, hiç utanması olmamak, evet bunu da elemiş oluruz. Yüzü suyu hürmetine, onun büyük ya da güzel hatırı için, bu da doğrudur arkadaşlar, bunu da elemiş oluruz. Yüzünden okunmak, bir işi beceremeyerek bütün bütün karıştırmak, bozmak anlamındadır. Arkadaşlar, yüzünden okunmak deyiminin anlamı, o anki duygu ve düşünceleri yüzündeki ifadeden belli olmak anlamına gelir. Peki bir işi beceremeyerek bütün işi karıştırmak, bozmak anlamındaki deyim nedir? O da arkadaşlar eline, yüzüne bulaştırmak anlamındadır. Dolayısıyla görmüş olduğunuz gibi açıklamaya uygun şekilde düşmemektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız 5 numaranın yer aldığı C seçeneği olacaktır. Altıncı soru, kimi atasözleri eksiltili anlatımla söylene gelmiştir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yukarıdaki açıklamayı örneklendirmez diyor. Yani eksiltili değildir. Şimdi borç vermekle, düşman kırmakla ne olmaz arkadaşlar? Bitmez. Bakın bir eksiltili anlatım var. Bunu elemiş oluruz. İncir babadan, zeytin dededen kalır olur arkadaşlar. Yine eksiltili bir anlatım var. Bunu da elemiş oluruz. Elmayı çayıra, armudu bayıra dik derler arkadaşlar. Ya da dikmek gerekir derler. Burada da arkadaşlar yine eksiltili bir anlam var. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Atın ürkeği, yiğidin korkağı iyidir olacak arkadaşlar. Bakın burada da bir eksiltili anlatım var. Bunu da elemiş oluruz. Fakat var ne bilsin yok halinden ifadesinde arkadaşlar. Şuradaki bilsin ifadesi cümleyi zaten bitirmiş. Ve eksiltili bir anlatım söz konusu değildir bu yüzden. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. Yedinci soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen durum içi cız etmek deyimiyle uyuşmamaktadır? İçi cız etmek, üzülmek anlamına gelen bir deyimdir arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda annesinden ayrılırken küçük çocuk bir hayli üzüldü. Bakın üzülmek kelimesi kullanılmış, bunu elemiş oluruz. Kardeşini o halde görünce ayakta durmakta zorlandı, yani üzüldü anlamına gelir. Bunu da elemiş oluruz. Uzun zamandır onu böyle olumsuz etkileyen, üzen bir olay yaşanmamıştı. Üzme kelimesini kullanmış. Bunu denemiş oluruz. Bazı dertler o kadar büyüktür ki gözler ağlamaz. Sadece kalbin sessizce ağlar. Yani üzülür anlamına gelir. Bunu denemiş oluruz. Hayat seni öyle bir noktaya getirir ki kendini sevdiklerinle savaşırken bulursun.
Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mücadele etmek anlamına gelir. Üzülmek anlamına gelen bir kullanım söz konusu değil. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 8. soru. Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. Aptalın dostluğu köy görününceye kadar eğilen baş kesilmez. Verilen atasözlerinden hangisi aşağıdaki açıklamalardan herhangi biriyle örtüşmez diyor. Ağız içine baktığımızda çıkarı dolayısıyla yakınlık gösteren kimse işini yürütecek başkalarını bulduğunda sizinle ilgisini keser. Bu nerede var arkadaşlar? Bakın bu şurada var. Aptalın dostluğu köy görününceye kadar, yani işi tamamlanana kadar, ondan sonra çıkarı bitene kadar, sonra sizinle ilgisini keser, arkadaşlığını, dostluğunu bırakır anlamına gelmektedir. Buradan biz A seçeneğini çıkarabiliriz, bunu elemiş oluruz. B seçeneğine bakacak olursak, kusurunu anlayıp özür dileyen kişi bağışlanmalıdır cümlesi, bakın şurada yer alıyor. Eğilen baş kesilmez, yani af dileyen, kusurunu anlayan kişi muhakkak bağışlanmalıdır anlamına gelir. Biz buradan da B seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da elemiş olduk. Gözü doymayan hırslı insanlar küçük bir çıkar için bütün varlığını tehlikeye atar. Bu nerede arkadaşlar, ya da var mı? Bakalım, deveyi yardan uçuran bir tutam ottur cümlesi bununla bağdaşabilir. Hani gözü doymadığı için devenin o uçuruma bir tutam ot için gidebilir. Uçurumdan aşağı yuvarlanabilir anlamına gelir. Dolayısıyla biz buradan da C seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da elemiş olduk. D seçeneğine bakalım. Kendini işe vermeyenden, bir iş üretmeyenden hayır gelmez. Tam böyle bağdaşmadı gibi. Bir de diğer seçeneğe bakalım. Çalışanın emeğinin karşılığı verilmelidir. Evet arkadaşlar, harman döven öküzün ağzı bağlanmaz. Yani çalışan bir kişinin emeğinin karşılığı muhakkak ne yapılmalıdır? Zamanında verilmelidir anlamına gelir. Biz buradan da bunu çıkarmış oluruz. O yüzden E seçeneğini denemiş oldum. Ama kendini işe vermeyenden, bir iş üretmeyenden hayır gelmez şeklinde bir atasözü kullanılmadığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemeler onu oluşturan sözcüklerin anlam ilişkilerine göre eşleştirilirse hangisi dışta kalır? Köyde bu mevsimde çok yoğun biçimde bağ bahçe iş yeri olur. Arkadaşlar bağ bahçe, bakın burada yakın anlamlı oluşmuş bir ikilemedir. Bu konuda bilgi sahibi olmak için aşağı yukarı 30 kitap okumuş. Aşağı yukarı zıt anlamlarla oluşmuş ikilemedir. Anlattığı her şey yalan yanlış, hep aynı palavra. Yalan yanlış burada yakın anlamlı sözcüklerle oluşmuş bir ikilemedir. Çoluklu çocuklu bir adam böyle yapar mı, hiç yakışıyor mu cümlesinde ise biri anlamlı, diğeri anlamsız sözcüklerle oluşmuş bir ikilemedir. Artık saçma sapan işlerde çalışmak istemiyorum cümlesinde ise yine aynı şekilde arkadaşlar, yani şu iki cümlede oluşan ikilemeler biri anlamlı, diğeri ise anlamsız sözcüklerle oluşmuş ikilemelerdir. Dolayısıyla biz D ve E'yi eşleştirebiliriz. Yine A ve C'yi eşleştirebiliriz. B seçeneğinde oluşan ikileme zıt anlamlı oluştuğundan dolayı diğerleriyle örtüşmemektedir. Diğerlerinden herhangi biriyle örtüşmemektedir. Bu yüzden de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 10. soru. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin ilgili olduğu kavram yanlış verilmiştir? Kötü söyleme eşine, ağı katar aşına. Ne demek arkadaşlar bu? Eşine kötü davranan kişi bunun zararını görür. Kötü davranılan eş hiçbir şey yapmasa bile o evde huzur ve dirlik ve düzen olmaz arkadaşlar. Yani muhakkak o eş öcünü alır anlamında kullanılmıştır. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Oğlan atadan öğrenir sofra açmayı, kız anadan öğrenir biçki biçmeyi. Eğitim demiş. Peki bu atasözünün anlamı nedir? Evdeki iş bölümüne göre erkeğin ve kadının yapacağı işler farklıdır anlamına gelir. Çocuk ev işlerini büyüklerinden, yani büyüklerine, atalarına bakarak öğrenir anlamına geldiği için eğitim anlamı vermektedir bu atasözü. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Herkesin geçtiği köprüden sen de geç. Bu da birçok konuda farklı düşünmek ve davranmak doğaldır. Ancak bazı durumlarda topluma uyumak gerekir anlamına gelir. Burada da uyum anlamını görüyoruz zaten. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Felek kimine kavun yedirir, kimine kelek. Bu da dünyada hak ettiği halde iyi yaşamayan birçok insan olduğu gibi hak etmediği halde çok iyi yaşayanlar da vardır. Bu durum arkadaşlar neyle açıklanabilir? Ancak talihle açıklanabilir, kısmetle açıklanabilir.
O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. E seçeneğine baktığımızda ise hesabını bilmeyen kasap ne hatır bırakır ne masat. Bu alacağını ve borcunu bilmeyen, gelirini giderini işine göre ayarlayamayan kişi elinde avucunda bulunan da kaybeder, zarara uğratır anlamına gelir. Dolayısıyla bir emekten bahsetmiyor. Burada arkadaşlar plansızlık diyebiliriz. Hani hesap kitabı bilmeme ya da zarar iş bilmemezlik. İş bilmemezlik daha uygun olabilir burada. Bunu da söyleyebiliriz. Bu anlamlara gelmektedir. Yani emek anlamına gelmemektedir. Bu yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Yukarıdaki numaralanmış atasözlerindeki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? İyilik eden iyilik bulur. Bu iyilik yapan günü gelince mutlaka karşılığını görür anlamındadır. İyiliğe iyilik olsaydı koca öküze bıçak olmazdı. Bu da yapılan iyiliğe her zaman iyilik görünmez. Yapılan iyiliğe karşılık kötülük yapılması da çoktur anlamına geldiği için burada zıt anlamlılık var arkadaşlar. Bakın A seçeneğimiz dursun. B seçeneğine baktığımızda altın yere düşmekte pul olmaz. Değerli insan her türlü ortamda bu özelliğini korur değişmez anlamına gelir. Altın yerde paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz. Bu da değerli şey ve kişi olumsuz koşullarda da değerinden bir şey kaybetmez anlamına geldiği için bakın buradaki atasözleri yakın anlamda kullanılmış atasözleridir. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. C seçeneğinde ana gezer, kız gezer, bu çeyizi kim düzer? Burada bir ailenin bireyleri, bir kuruluşun yöneticileri veya yönetenleri yapılacak işlere boş verirse o işler kendiliğinden nasıl gerçekleşir anlamına gelir. İkincisine baktığımızda ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz. Bu da bir kimsenin kendisine, annesinden daha yakın olan hiç kimse yoktur. Bir insan kendisine anası kadar candan bağlı olarak bir başkasını sevgili bulamaz anlamına gelir. Burada herhangi bir zıtlık olmadığı için bunu elemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda ise düğün aşıyla dost ağırlanmaz. Yani bir dostumuzu ağırlarken, misafir ederken misafir umduğunu değil bulduğunu yer mantığıyla davranılmaz demek istiyor. Yani onu önemsediğimizi, ona değer verdiğimizi anlayacağı biçimde özel hazırlıklar yapılır anlamına gelmektedir. İkinci atasözünde ise düğün olur iki kişiye kaygısı düşer deli komşuya atasözünde akılsız kişi el alemin eğlence programlarında bir aksama olmasın diye çabalar durur anlamına gelmektedir. Bakın burada da arkadaşlar yine zıt anlamlılık yok. Bunu denemiş oluruz. E seçeneğinde horoz ölür gözü çöplükte kalır. Bu bildiğiniz gibi bir insanın yaşadığı veya alıştığı yerden eriştiği bir duruma veya makamdan ayrılıp uzaklaştığında gözü arkada kalması ve o günlerin kolay kolay unutulmaması anlamına gelir. İkinci atasözü ise horozu çok olan köyün sabahı geç olur. Yani karışanı çok olan herhangi bir iş ya da ya geç biter arkadaşlar ya da olumsuz sonuçlanır anlamına gelmektedir. Burada da bir zıt anlamlılık yok. Bunu da elemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise akıllı köprüyü arayıncaya dek deli suyu geçer. Ne demek istiyor? Kimi durumlarda delilik gibi görünen davranışın daha çabuk sonuç aldığını belirtmek için kullanılan bir atasözüdür. Akıl kişiye sermayedir atasözü ise bir işi yapabilmek için belirli bir para sermaye gerekir ama sermaye tek başına yeterli değildir. İşe yaramaz, yetmez. Akıl en iyi ve bitmez bir sermayedir. Kişi aklını kullanarak birçok işi başarabilir anlamına gelir. Görmüş olduğunuz gibi birinde akıllılık birinde delilik söz konusu. Dolayısıyla zıt anlamlılık vardır. Yukarıdaki atasözleriyle anlam ilişkisi bakımından uyuşmaktadır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda bu parçada numaralanmış cümlelerdeki açıklamalar aşağıdaki atasözlerinden hangisi örnek olarak gösterilemez diyor. A seçeneğinde birinci cümle Arap atı kıl çul içinde de olsa belli olur. Ne demek istiyor burada? Değerli şey ve kişi olumsuz koşullarda da değerinden bir şey kaybetmez anlamına gelmektedir. Bakalım birinciye. Bunlardan bazıları insanların karakter özelliklerinin hiç değişmediğini anlatır. Uygundur arkadaşlar, uygundur. Yani karakter özelliklerinin hiç değişmediğini anlatır. Yani insanlar değerinden hiçbir şey kaybetmez anlamında kullanılmıştır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. İkinci cümle, insanın alacası içinde, hayvanın alacası dışında. Bunun anlamı şu arkadaşlar,
bir insanın giyinişine, yüzü gülüşüne bakarak hüküm vermemek gerekir. Dolayısıyla ne düşündüğü, ne yapmak istediği, kısaca iç yüzü belli değildir anlamına gelmektedir. İkinci cümleye baktığımızda ise bazıları insanların gerçek kişiliklerini gizleyebileceğini vurgular. Biz de tam da bunu bahsetmiştik. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. C seçeneğinde üçüncü cümle isin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar diyor. Bunun anlamı da şu, kişi kiminle arkadaşlık ederse ondan kendisine bir takım huylar geçer anlamına gelmektedir. Baktığımızda bulunduğu ortamda insanın etkilenebileceğini anlatan atasözleri vardır. Bu da doğrudur. Etkilendiğini gösteriyor zaten. Bunu denemiş oluruz. Dördüncü cümle, az tamah çok ziyan getirir. Ne demek arkadaşlar bu? Sahip olduğu az miktarda bir şeye tamah etmeyen, onunla yetinip mutlu olmayan kişiler her zaman hırsla giriştikleri kazanma uğraşlarında büyük kayıplara uğrayacaktır anlamına gelmektedir. Bu atasözü 4 numaralı cümleye bakalım. Kim atasözleri? Açgözlülük olmanın zararına dikkat çeker. Tam da bu da bununla ilgiliydi. Bunu denemiş olduk. 5. cümle ne sihirdir ne keramet, el çabukluğu marifet atasözü çabucak hileyle de karıştırılarak yapılan işler için söylenir. Dolayısıyla kimler ise beklenti bildiriyor diyor ya, burada bir beklenti değil arkadaşlar. Burada tamamen hileyle işlerin yapılması söz konusu. Açıklamaya uygun olarak kullanılmadığını görüyoruz. Bu yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.